Bu kadar giyip çıkarırsan tabii her gün kuru temizlemici gelir eve. Gözlerin, dudakların alev alev çağırıyor yangınlara. Öyle bir şey var ki sende çözemediğim. İnsanı çılgınlıklara sürüklüyor. Behlül. Merhaba Cemile. Merhaba efendim. Kuru temizlemeye gidecekleri ayırıyordum. Tamam, ben dolabı sahne ayırmıştım. Onları aldım efendim. Gözlerin, dudakların alev alev çağırıyor yangınlara. Öyle bir şey var ki sende çözemediğim. İnsanı çılgınlıklara sürüklüyor. Behlül. Çok iyi oldu döndüğün, sevindim. Amca merhaba. Ne demek bu Bihter? Ne o? Behlül. Ne demek oluyor bu? Ne o amca, anlamadım ki. Bana oyun mu oynuyorsunuz? Bu bana yazılmış bir not değil anne. Bunu ben yazdım. Ama sizde ne işi var? Sen benim bunu... Evet. Çünkü yatak odamda buldum. Bir açıklama bekliyorum. Ben bunu Peyker'e yazmıştım. Peyker'in evini yerleştirirken eşyalarının arasında buldum ben. Bunun gibi birkaç anı daha hatta. Peyker'e sordum, sakladığını bile unutmuş bunları. Nihat'ın eline geçmesin diye yok etmek için aldım. Cebimde kalmış herhalde. Ceplerimi karıştıracağını tahmin etmediğim için unutmuşum. Teessüf ederim. Tabii ki karıştırmadım. Yerde buldum, buradaydı. Asıl böyle bir şeyi bana yakıştırdığın için ben sana teessüf ederim. Yatak odamızdaydı Bihter. Sana yazılmış bir not zannettim. Benim böyle bir şey yapabileceğimi nasıl düşünürsün amca? Behlül bir dakika. İnanamıyorum sana. Bu yaptığına inanamıyorum. Çok mu garip? Sen bana hitaben yazılmış bir not bulsaydın ne hissederdin? O senin yeğenin Adnan. Ben de karınım. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Beynim uyuştu. Başka bir şey düşünemedim. Şunları yerleştireyim. Gelirim yukarı. Paketleri birlikte yaparız. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Behlül yukarıda mı? Herhalde. Bülent yavaş. Eve geldikleri nasıl belli oluyor? Aa, şunu Bihter'e götürsene, burada kalmış. Peki efendim. Ha,
Herkes nerede? Odalarındalar. Çok utandım. Yerin dibine geçtim. Nasıl küçük düşürdün beni? Karıma yazılmış bir aşk mesajı zannettim Bihter. Allah aşkına saçmalama abi. Delirdin sen, bunun başka türlü bir açıklaması yok. Hoş geldin. Ne haber? Ne bu surat? Bizi hiç özlemedin mi? Özlemez miyim hiç? Hani nerede hediyelerimiz? Bugün değil, yılbaşı günü vereceğim. Hayatımda hiç bu kadar aşağılanmamıştım. Hakarete uğradım resmen. Özür dilerim. Sen git Behlül'den özür dile. Aşağıda yine bağırışıyorlardı. Öyle mi? Neden olduğunu biliyor musun? Kim kime aşk mesajı yazmış? Girebilir miyim? Behlül hediyelerimizi vermiyor baba. Bence bir şey getirmedi, zaman kazanmaya çalışıyor. Bize biraz izin verir misiniz çocuklar? Hadi Bülent, şunları yerleştirelim. Teşekkür ederim. Özür dilerim Behlül. Kendimi kaybettim. Çok özür dilerim. Amca, benim böyle bir şey yapacağımı nasıl düşündün? O notun altında imzam da olsa... yazmıyor ama başında Bihter bile yazsa... insan başka bir şeydir diye düşünür. Tamamen anlık bir refleksti. Sonuçlarını düşünemedim. Bunu şey diye düşün. Yaşlı adam genç karısını kıskandı de. Benden. Ne olur daha fazla utandırma beni Behlül. Çok özür dilerim. Kırıldım. Haklısın. Belki de bu evde gerçekten yaşamamam gerekiyor benim. Gideyim en iyisi gerçekten. Eğer gidersen iki katı yaralanırım. Kendimi daha da suçlu hissederim. Behlül, yemin ederim aklımı yitirdim bir an. Sağlıklı düşünemedim. Çok özür dilerim. Unutmama yardım et lütfen.
Teşekkür ederim. Yine de içim rahat değil ama... Merhaba. Hoş geldiniz Behlül. Hoş bulduk. Görüşürüz. Thank you.